Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik. Ancak gelin görün ki şu günlerde hatırı da kalmadı. Son aylarda fiyatları katlanarak artan kahve kiloyla değil artık gramajla satılıyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Öz Şifa Baharat ve Bitkisel Ürünler Mağazası'ndan Özgen. Özgen Bey, kahvenin fiyatları son zamanlarda çok fazla arttı. Peki şu anda müşterilerin talebi nasıl? Ya doğru, kahve aslında bir keyif ürünüydü. Sağlıktan ziyade keyif için insanlarımız genelde talep ediyordu ama artık o keyif bile insanların elinden alınır oldu çoğu kişi için. Çünkü son dönemde yaklaşık bir 7-8 aydır kahve fiyatları artık hani uçmaya başladı tabiri caizse. Bunun aslında en baş nedeni bütün kahve toptancılarımızdan aldığımız geri dönüşler bu şekilde. Brezilya'da geçen sene yaşanan müthiş bir şekildeki don olayı kahve çekirdeklerinin daha doğrusu ağaçlarını vurduğu için o don zaten tarımsal anlamda kahvenin çekirdeğinin üretimini birazcık engellemiş oldu. Üzerine yaşanan daha sonrasında gelen bir kuraklık dönemi artı malum ülkemizden adı Türk kahvesi olsa bile ülkemizde yetişmediği için yurt dışından geldiği için döviz bazında Türkiye'ye zaten girişi var. Dövizdeki müthiş artış. Bunların hepsi üst üste eklenince kahve fiyatları uçtu tabiri caizse. Mesela ben sana şu an şöyle bir şey örnek vereyim. Bundan 2021'in yaz döneminden önce yani böyle Mayıs gibi falan yaklaşık 35-40 TL, 45 TL bandında toptancımızdan elde ettiğimiz, tedarik ettiğimiz kahvenin şu an mesela ben dün aldığım fiyatı söylüyorum. Ve hani yıllardır çalıştığımız toptancımız olduğu için 115 lira artı KDV'ye bize göndereceğini söylüyor. Pardon, 125 artı KDV'ye. Hani kahve fiyatları yaklaşık bir İşte ortalama 7-8 aylık dönemde hani fiyatını 3'e katlamış oldu alış fiyatlarını. Bu da ister istemez satış fiyatlarına yansıyor tabii ki. Ama bu da şu an saf kahve için bu tabii ki geçerli. Sonuçta büyük şehirlerde özellikle bunu sık sık duyuyoruz. Kahve çekirdeğinin içerisine biraz nohut karıştırıp kahve pozisyonuna getirip nohutu onu o şekilde kavurup kahve diye insanlara satan yerler de varmış büyük şehirlerde maalesef. O da zaten tadından aromasına kahve kendini belli eder içerisinde başka bir katkı maddesinin olup olmadığını. Yani bu tip işte hem döviz hem kuraklık hem üzerine don olayı kahveyi maalesef bu fiyatları şu an getirdi. Şu an piyasada ortalama satış fiyatı 180 ila 200 TL arasında değişiyor. Sizin röportajın başında bahsettiğiniz gibi aslında kahve önceden insanlar işte yarım kilo ver bir kilo ver diyebiliyorlardı. Çünkü fiyatlar 50-60 lira bandına satış fiyatları. Ama şimdi baktığımızda insanlar dediğiniz gibi artık hani 10 liralık ver, işte 5 liralık ver, 15 liralık ver şeklinde gram artık dönüş yapmaya başladılar. Çünkü hani 100 gram kahve bugün yaklaşık 15 lira ile 20 lira bandında satış haline satılıyor. Dediğim gibi insanlar önceden 20-25 lira civarında verip yarım kilo kahve içerken şimdi 100 gram ancak alabiliyorlar. Hani kahvenin dediğim gibi aslında keyif ürünüydü ama artık o keyif bile insanların elinden alınmaya başlandı maalesef ki. Kahve ama sadece keyif ürününden ziyade aynı zamanda sağlık için de gereklidir. Diyetisyenlerimiz bunu kilo vermek isteyen hastalarına mesela bir fincan Türk kahvesinin içerisine bir çay kaşığına yakın saf soğuk sıkım Hindistan cevizi katıp tüketildiğini de diyetlerine yardımcı olacağını belirtiyorlar. Yağ yakımında ve bağırsak sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacağını söylüyorlar. Bunun haricinde her gün içilen bir fincan Türk kahvesinin kalp ve damar sağlığı açısından, kolesterol açısından çok büyük faydası olduğu zaten tıbben kanıtlanmış bir durumdur. Bu tip faydalarını aslında insanlar, çoğu kişi biliyor ama dediğim gibi kahvedeki bu son dönemdeki artış hem keyif amaçlı tüketiliyor olsun veya sağlık açısından veya diyet anlamında tüketiliyor olsun biraz önüne geçmiş oldu. Peki iyi bir kahveyi nasıl anlarız? İyi bir kahve az önce bahsettiğim gibi bir kere hani insanlar tabii ki hani her bugün birçok marketten hazır paketler içerisinde kahveleri temin edebiliyorlar. Fakat o kahvenin ne zaman çekildiği bu anlamda çok önemli. Bunun haricinde yani taze kahve içmek istiyorsak bir kere işte kuru yemiş arkadaşlarımızdan veya aktarlardan gidip kendilerinin çektirmesi, taze olarak çekip verilmesini biz genelde tavsiye ediyoruz. Çünkü kahve aromatik bir bitkidir. O aroması içerisindeki aroması uçtuğunda kahvenin ardında aslında bir faydası olmuyor. Daha doğrusu hani o keyfi vermiyor insana. Sağlık açısından çok büyük faydası olmuyor. Kokusu
aroması, tadı çok önemli. Ve bir de şunu söyleyeyim, insanlar kahve aldıkları için hazır böyle çektirip aldıkları yerlerden kahve çekirdeğinin nasıl kavrulduğunu öğrensinler. Çünkü orta kavrulmuş, az kavrulmuş veyahut da çok kavrulmuş, çifte kavrulmuş kahve çekirdekleri var. En ideal kahve, sağlık açısından tabii ki bunu belirtiyorum, altını çizerek, en ideal kahve orta kavrulmuş Türk kahvesidir. O yüzden orta kavrulmuş bir Türk kahvesi çekirdeğinden elde edilen öğütülmüş kahve sağlık açısından çok derece faydalıdır.